Yeni bir haftalık vlogdan selamlar. Bugün sonunda bu stüdyoyu çekim yapılabilir hale getireceğim diye umuyorum. Yani birkaç çekim yaptım burada ama işte böyle yarım yamalak gözüküyor diye böyle onu artık toparlamaya başlıyoruz. Mesela onun için bir tane masa aldım. Buradaki masa bayağı küçüktü. Özel bir masa yaptırmayı düşünüyorum demiştim ya bir önceki haftalık vlogda, işte o geldi. Özel yapım kayın ağacından ve tekerlekli bir atölye masası yaptırdım. Aranızda meslek lisesinde okuyanlar varsa bu masayı toparladığım zaman neye benzediğini anlayacaklar. Direkt o okullarda atölyede kullanılan masanın birazcık değiştirilmiş versiyonu, böyle çok az değiştirdim. Evet, ben bu masayı özel ürettirememişim. Olmamış bu masa. Ayaklar bu kanala girmiyor. Profillerin içine girse yamuk oluyor, zaten girmiyor. Zaten şurada ek bir parçası var. Onu hesaba kattığımızda hiçbir şekilde olmuyor. Ben öbür taraftakini söktüm ama şu an ne yapmışlar gerçekten anlayamıyorum. Bende mi bir sıkıntı var, masada mı bir sıkıntı var? Ne yapacağım? Kendim işçilik yapıp bunların arasını mı açacağım biraz? Şu an aklıma başka bir şey gelmiyor. Evet, fazladan bir yarım saat uğraşla sonunda tamamlayabildim masayı. Şu an tek sıkıntı yanlarındaki boşluklar, şu ne denir böyle içeri doğru boşluklar her tarafında eşit değil. Yani ayakları buraya uydurmak için ön tarafıyla arka tarafındaki boşluğu farklı yapmak zorunda kaldım. Ama siz zaten hep o taraftan izleyeceğiniz. O yüzden hiçbir şey fark etmeyecek. Bence mantıklı. Masa kayın ağacından bu arada, videoda çok fazla parlamaması için ipek mat vernik mi ne öyle bir şey yaptırdım üstüne, yani böyle çok hafif parlıyor. Ayaklarımız tekerlekli. Bu tekerlekleri bulana kadar canım çıktı bu arada. Çünkü hem küçük gözükecek, yani böyle etrafta kocaman durmayacak, hem de yüksek ağırlık taşıyabilecek bir şeye ihtiyacım vardı. Bunların tanesi 90 kilo taşıyabiliyor. Bir de şöyle kilitli. Yani çekim yapacağım açıya göre bunu böyle tekerlekle istediğim gibi evin içinde rahatça oynatabileceğim. Atıyorum şu açığı. Hemen bir video provası yapalım Harun. Evet. Nasıl gözüküyorum? Harika, iyi. Müthiş. İyi mi? Gerçekten iyi mi? Parlama falan yapıyor mu? Hayır. Şeyi, genişliği falan? Yani diğerinden çok daha geniş duruyor. Tamam. Öne gelmek istediğimde tekerleklerim sayesinde böyle kolayca gelebiliyorum Harun. Alt komşuya da bızıt bızıt yapmıyoruz. Sadece şu an yüksekliği birazcık garip geliyor. Normalde kullandığım masalar hep benim 72-73 santim falandı. Bu 75 küsur santim. Ona birazcık alışmam gerekecek. Şu an şey geliyor böyle. Kısaymışım gibi geliyor. Kısasın zaten. Google'da boyun 1.72 yazıyor. Vallahi onu ilk kim yazdıysa bulup ne yapmak istediğimi bilmiyorum ya. Bir tanesi sallamış oraya boyu 1.72 diye. Ondan sonra haber yapanların hepsi 1.72 demiş. 1.84 benim boyum. Hatta bak, yuvarlamak için 1.85 bile demiyorum, 1.84. Bir o kadar da yerin altında var değil mi? Tabi. Benim boyum kısaldı bu arada. 1.86'ydım ben. Yaşlanınca kısalıyor ya normal. Yaşlanmaktan değilmiş o. Ergenlikte çok hızlı uzadığında sonra birkaç santim çekme yapıyormuş omurgalar oturarak. Benim boyum kısalmadı biliyor musun? Ama hiçbir zaman benim boyuma yetişemeyeceksin. Ohohoho. Neyse. Şimdi kısa boylu kardeşimle buraya bir tane şey kuracağız. Bilgisayar kuracağız. Burası için bir tane bilgisayar topladım. Öyle çok üst seviye bir şey değil. Kasa dış görünüş olarak çok üst seviye, fakat içinde ekran kartı olarak GTX 1660 falan var. Stok soğutuculu bir tane Ryzen işlemcim var. 16 GB RAM'im var falan, ama böyle karşıdan baktığınızda sanki işte 3090'lar, 14 çekirdekler falan havada uçuşuyormuş gibi bir izlenim veriyor. Birazcık da RGB ekleyeceğim şu an. Bunda bir RGB eksiği var. 3-5 tane RGB fan taktık mı buna? Bakan der ki 4090'ı var be. Şunları hiç rahatlatıcı sökemiyorsun abi. Olmadı, ne yapayım? Onu sökme be. Nasıl ya? O güzel duruyor. Ya git ya. Şey gibi bu. Benim bir tane arkadaşım vardı. Evine bir gittim, şey böyle. Hani televizyonların köşesinde şöyle özellik bandı oluyor ya. O falan duruyordu. Sen de öyle yaparsın herhalde. Al işte, mahvettin ya. Sonra bana kilitlenecek onu temizlemek için. Bunu videodan sonra düzeltirsin. Of! Kasa üst seviye olmasa bile kullanacağım monitör aşırı üst seviye. Bu monitörün daha önce incelemesini yapmıştım. Net bir şekilde gördüğüm en güzel şey. Mini LED bir ekran bu. OLED'lere göre çok daha yüksek parlaklıklara ulaşabiliyor o yüzden. Ve net çok güzel. Yani başka bir şey
Diyesim gelmiyor bu monitörle. Çok güzel gözüküyor. Normalde ana monitörüm olarak bunu kullanacaktım ben. Fakat ultrawide monitörlere böyle aşırı alışmışım. Hani kaç yıldır ultrawide kullanıyorum ben? 5 ya da 6 yıldır. Türkiye'ye gelen ilk ultrawide serilerinden bir tanesinden falan almıştım böyle. Alacağım diye de canım çıkmıştı. Ve ultrawide'e alıştığınızda bir daha normal 16'ya 9 monitöre dönmesi çok zor. Hayır değil. Niye? Ben direkt döndüm. Hatta ben beğenmedim de döndüm. Doğru, sen de çift monitör şeysin mesela. Şu an gördüğünüz ekipmanların çoğunun paket açılışını geçen hafta inceleme kanalında yaptım bu arada. Merak edenler oradan böyle daha detaylı bilgi edinebilirler. Mousepad'im yok. Şu an onu fark ettim. Bana bir hediye şey yaparsın Harun. Mousepad alırsın artık. Tamam, senin eski aldığın var ya, ben onu kullanmayamadım. Onu sana veririm. Bu monitör bu masaya çok büyük bu arada. Çok önde durdu. Buna bir kol almam gerekecek galiba benim. Ama bir kol bunu taşır mı onu da bilmiyorum. Bu da kuyruğu. Tamam, bu da hazır. Ne eksik? RGB. RGB'siz olmaz. Öncelikle iki tane Hue ışık ekleyeceğim buraya. Bunları belki yıllar öncesinden hatırlarsınız. Eski şeyde, odamda. Daha kendi evime geçmemiştim. Orada kullandığım ışıklar. Bunları çalıştırabilmek için bir tane de Hue'nun biricini aldım. Çünkü bunlar çok eski. Yenilerinde Bluetooth falan var. O yüzden bunu kullanmanız gerekmiyor ama eskilerinde mecburen. Evinize böyle bir tane cihaz eklemek zorunda kalıyorsunuz. Bununla kullanmak Bluetooth'la kullanmaktan daha iyi bu arada. Ben yenileri bile Bluetooth yerine bununla kullanıyorum. Çünkü daha seri çalışıyor. Bunlar radyo frekansıyla çalışıyor. Böyle direkt hani şey gibi düşünün. Sinyali veriyor, değişiyor. Ama Bluetooth'ta önce işte bir bağlanmasını bekliyorsunuz. Çekmiyor, naz yapıyor falan bir şeyler. Bu daha iyi. Şunları da şöyle duvar aydınlatması olarak ekleyeyim diye düşündüm. Evet, minik RGB'lerimiz de hazır. Şu an masanın üstünde durmalarından çok hoşlanmadım açıkçası. O yüzden belki bunları böyle monitörün arkasına falan yapıştırabilirim. Yani şimdilik geçici bir arka planımız var bence. Oldu yani. İdare eder. Hiç yoktan iyi. Öncekinden... Işıklı oldu yine. Öncekinden iyi bence. Şu kablolar gözüküyor mu o açıdan? Öncekinden bakınca iyi derken? Ha, eski halinde. Ben de senin evden iyi anlamında dedin sandım. Benim evden iyi olamaz. Orayı 4 senede yaptım. Burası da bir 4 sene uğraştırır herhalde, bilmiyorum. Şurası aşırı boş geliyor şu an. 3 boyutlu yazıcıdan Harun'un büstünü yapacağım böyle. Şöyle. Ama çıplak olsun. Gel bir dene bakayım. Dur bakayım şurada bir. Şöyle büst gibi dur. Nasıl duruyor büst? Öyle duran büst mü? Nasıl büst duruyor? Şu an büst müsün, düşünüyor musun nasıl duracağını? Düşünen adam büstüyüm şu an abi. Ben de diyorum ne yapacağını düşünüyor herhalde. Evet, 3 boyutlu yazıcıdan seni böyle modelleyeyim ben. Orada dur hep, sürekli orada dur. Buraya şey yapalım, hasbullah kartondan böyle dursun burada. Birileri Orkun izlemiş. Evet ama çok güzel. Onu var ya, direkt baktım alacaktım internetten. Çok güzeldi yani. Neyse, buluruz buraya da bir şey. Lego mego bir şey uydururum ben buraya. Bugatti'yi koyabilirim. Bugatti, Lamborghini, 100. yıl. Üstüne de Lamborghini Sian. Nasıl koyacaksın üst üste hepsini? Araya raf atarım Harun, yani bu kadar da... He. Geçici olacak burası abi, oraya raf atamayız. Bence geçici dersek hiçbir şey yapamayacağız biz. En iyisi ben bugün düşüneyim, yarın görüşürüz. Yeni bir günden selamlar. Aslında aradan bir iki gün geçti çünkü bayağı bir şey sipariş ettim. Mesela bir dünya ağaç sipariş ettim. Daha arkada da var. Sanki çok bir dünyaymış gibi gelmedi böyle bakınca. Niye öyle oldu? Aslında bayağı bir şey sipariş ettim. Bir 30-40 dal falan sipariş ettim yani. Çok değil mi? Ama burayı botanik bahçesine çevireceğiz. O yüzden yetmeyebilir, bilemiyorum. Neyse, önceki haftalık vlogta demiştim ya, buraya kocaman bir ekran yapabilirim. Botanik bahçesi yapabilirim ya da raflarla böyle bir şeylerle süsleyebilirim falan demiştim. Şu an ne yapmaya karar verdim biliyor musunuz? Hepsini. Ama biraz biraz. Ben ne demiştim sana o videoda? Ne demiştin? Hepsinden biraz biraz demiştim. Sen de bana... Hayır, sen hepsini yap demiştin. Hepsinden biraz birazla hepsini yapmak arasında çok büyük fark var. Tamam ama tek arka planda hepsini yapacaktık. Aynı şey işte ya. Aynı şey değil. Kocaman ekran kaç para, baktın mı sen? Ben baktım, 72 bin dolar. Kaç bin dolar? 72. O imkansız. Onu unutun. Bak onu unutun. Onu yazmışsınız, onu unutun. 72 bin dolara giderim. Bayağı bir şey alırım. Ev alınır 72 bin dolara. Doğru. Ona daldım bir. Şimdi aldığım şeyler kısaca birkaç tane ahşap saksı aldım. Bunları boyamamız gerekecek. Bir tane tasarımcı ürünü saksısı aldım. Niye aldım bilmiyorum. Sırf şeye özendiğim için sanırım. Hani böyle evleri geziyorlar, o evlerdeki şeyleri anlatırken bu Ahmet bilmem nenin de tasarladığı bilmem ne falan diyorlar ya.
Artık bende de var onlardan. Kimin tasarladığını unuttum. İki kişi tasarlamış bunu. Fotoğrafın da daha havalı gözüküyordu ama fark etmez. Yani tasarımcı ürünü. Yani bunu ben de tasarlardım. Çok zor bir şey değil. Kenarlarına Nina bastonu takmışlar 3 tane. Sonra başka ne aldım? Evden dondurma kabı getirdim. İçinde sarma yoktu, dondurma da yoktu. Bunu şey için kullanacağım. Boyama için. Sonra bir tane bahçe şerit lambası aldım. Bunu bir merak ediyorum, o yüzden önden açacağım, hemen takmayacağım ama. Bu 5 metrelik bir akıllı RGB ışık. Normalde dış mekanlar için tasarlanmış, balkon, bahçe vesaire. Ben neresi için aldım Harun? Burası için. Ama neresi için ya? Şuraya koyacağım bunu. Şöyle boydan gittiği yere kadar. Sonuna kadar gitmeyecek çünkü bu 5 metre fakat burası 6 metre. Orada ufak bir hesap hatası yapmışım. Bu modelin bir 5 metreliği bir de 2 metreliği var. Ben 2 metrelik olanı uzatma olarak düşünmüştüm. Çünkü genel olarak Hue'nun ışıklarında öyle oluyor. Hani böyle ek parçalar satıyorlar gibi düşünün. Ben o 2 metrelik olanı ek parça sanmıştım ama o da aslında kendi başına bir ışıkmış. Buna hiçbir şey eklenmiyormuş. Çok kafaya takarsam bunun içini açıp bir şekilde lehimle falan şey yapmaya çalışırım ama bilmiyorum şu an. Bir takıp görmem lazım. Eğer bu full parlaklığıysa birazcık üzüleceğim. Evet, full parlaklığıymış. Beklediğimden birazcık daha şey yanıyor, sönük yanıyor. Özellikle RGB renklerde. Beyaz gün ışığı gibi renklerde parlak yanıyor ama bir renge geçtiğimde bayağı sönük bir ışık veriyor. Oluyor mu? Ambiyans mı? Havalı mı? Ya bir sandalye, merdiven bir şey getir, bu ne ya? Hiç istediğim gibi duvarı doldurmuyor şu an bu ya. Ben üzüldüm. Ama yorumlarında çok parlak yanıyor, bu evin içindekiler gibi değil falan yazmış herkes. Yalan söylemiş. Ben de parlak yanıyor dedikleri için şey diye düşünmüştüm. Hani mesela buradan işte yeşil açtım diyelim, şuraya kadar falan böyle bir yeşil yapacak falan diye düşünmüştüm. Bunu takmadan önce 6 kere falan düşüneceğim. Neyle devam edelim Harun? İlk önce boyama yapalım ki boyadıklarımız kurusun. Harun fıtık oldu bu arada. Bu konuya buradan nasıl bağladığımı hiçbir zaman bilemeyeceksiniz ama dünden beri ağlıyor burada. Yani bu vlogun ilk gününü çekerken hiçbir şeyden haberim yoktu. Evet. Ne olacak senin bu halin bilmiyorum ki. Depolu yapmışlar seni. Sürekli bir şeyin çıkıyor. Yok neydi önceki de? Gliserin... Ha, huzursuz bağırsak sendromu çıktı. Ondan sonra neydi ya? Laktoz hassasiyeti. Evet, laktoz hassasiyeti var evet. Şimdi kasık fıtığı eklendi. Evet. Başka? Ama bu sıkıntı. Gözlerim bozuk. Gözlerim başka? Bozuk. Var bir şeyler daha da çok karıştırma ya. Çürümüş şey yollamışlar bana. Bu ahşap böceklenmiş bir şeyler olmuş buna. Küflenmiş mi? Ne olmuş buna ya? Küflü bu, küf kokuyor. Ben bunu evimde tutmam. Kokuyor. Çok kötü kokuyor. Şu vlogda bir şey doğru gitsin. Şimdi işin kötü tarafı sanırım ötekini de aynı satıcıdan almış. Bu da küflü. Ama az. Kurtarılır sanki ya. Bir öyle hissettim ben. Şu an bir izopropil alkolle siliyorum. Yani önemli olan küfün zaten çoğalmaması. Sonuçta üstüne boya atacağım, cila atacağım, bir şey atacağım. İçine hapsolacaklar ama. Hazır boyamaya başlamışken aynanın çerçevesini de boyadık bu arada. Ne zamandır erteliyorum bunu. Kaç aydır burada bekliyor bilmiyorum ama bayağıdır erteliyorum. Daha da ertelememek için hatta direkt montajını da yapacağım. O yüzden şöyle önce bir iki tane delik açacağım buraya. Şimdi fıtıklı kardeşim bana yardım edecek ki bunu duvarda tutabileyim. Evet, bu
Bu da tamam. Ayna yok şu an. Buraya ayna gelecek. Ayna geldiği zaman şuradaki sigorta kutusu görselinden de kurtulmuş olacağım. Zaten açılabilir yapıda olduğu için sigorta kutusuna da ulaşabiliyor oluyoruz. Bu ev niye bitmiyor ya? Bu evde sürekli yapacak bir şey var ve yapıyorum bitmiyor. Şimdi ufak bir paket açılışıyla devam edeceğiz. Buraya nasıl zıpladığımı sorgulamayın. Sürekli canım başka bir şey yapmak istiyor bu vlogta. Niye öyle bilmiyorum. Burada bir tane 8'li prizim var. Şöyle açmalı kapatmalı, bir de üstünde 3 tane USB var. Resminde USB 3.0 gibi gözüküyor ama üstüne baktığınız zaman USB 2.0'a benziyor. O yüzden bir emin olamadım. Bu şeye, şuraya, şurada kablo karmaşası gözüküyor ya. Bunu şuradaki vida deliklerinden tepesine sabitleyip kablo karmaşasını ortadan çıkartacağız ve bunu kim yapacak? Harun yapacak. Burada bir tane monitör kolum var. Şu monitörü yerleştirirken demiştim ya bir tane kol lazım diye. Bana göre 2 gün önce, size göre videonun bir önceki günü. İşte o akşam ben gittim, bunu buldum, bunu aldım. 35 inçe kadar taşıyor diyor. Umarım taşır. Malzeme kalitesi ortalama gibi duruyor. Öyle çok muhteşem değil. Pek çok yerinde plastik kullanmışlar. Neyse, bu monitörü taşıdığı sürece benim için problem yok. Neyse Harun, bunu da kurarsın. Kurarken detay da çekeyim ama bu haftalık vlogta gösterelim bunu. Sonra burada kardeşimin bana hediye almadığı bir mousepad var. Bunu 50 liraya aldım. O yüzden hiçbir beklentim yok. Ama en azından düz durmasını beklerdim. Düşündüğümden birazcık tırtmış. Fotoğrafta hiç böyle gözükmüyordu. Ha, burada bir üçlü priz daha var. Hem de kablosu kaç metreydi? Çok metre aldım kablosunu. Ya 4 ya 6. Böyle uzat istediğin her yere. Burada da sonunda Harun, priz kapakları. O vlogu ne zaman izlemiştiniz hatırlamıyorum ama şunların çerçevesi yanlış geldi diye takmamıştım ya. Bir an yine oturmayacak sandım bu arada. Sonra bu seninle birlikte takılacağımız muhteşem bir gece için hazırlık. Ayıları sever misin? Ben seninle aynı yatakta yatmayacağım değil mi o gece? Hayır, ben burada yatacağım, sen dışarıda yatacaksın. Bunu kendime aldım tabii ki. O zaman gelmemeyi tercih ederim. Gelmeme gibi bir şansın yok. Bunu şu an açmayacağım, şişirmemin bir anlamı yok. Bu da başka bir video için. Etraf battı Harun. Ben gidiyorum evime. Ben de gidiyorum evime. Benim evim üst katta. Yarın RGB'ler var, bitkilerle falan birazcık uğraşacağım ve size şu muhteşem kutunun içindeki şeyi göstereceğim. Yeni bir günden selamlar. Bugüne şu şerit ledi yerine takarak başlayacağım çünkü kafamı acayip kurcalıyor. Ben gözle baktığımda hiç istediğim gibi değil fakat videoda baktım, videoda bayağı böyle dolduruyor orayı. Yani videoda istediğim gibi oluyor gibi duruyor. Cümleyi toparlayamadım ama işte bir deneyip görmek istiyorum. Normalde kutunun içinden bunları sabitlemek için böyle bıdı bıdı bir şeyler çıkıyor ama şurası alçıdan, yani alçıpandan, arkasında da doğalgaz borusu var. Dolayısıyla oraya böyle vida mida atamam gibi geliyor. O yüzden cırt kelepçelerle tutturacağım bunları. Canım kardeşim de bana yardım edecek. Evet, bir de monitör kolunu taktım, onu da hiç söylemiyorsun ama. Harun monitör kolunu takmış arkadaşlar, görüyor musunuz? Monitör kolu var burada, takmış Harun. Ledleri şu merdiven korkuluğu hizasından başlatacağım bu arada çünkü sonuna kadar götüremeyeceğim, dediğim gibi 5 metre olduğu için yetmiyor. Orada ortada kesilirse çok gözüm takılacak ona ama tam burada kesilirse bence gözüm takılmayacak. Hani orada zaten bir şey var, kesiyor orayı gibi. Evet, ledler ve bilgisayar masası şu anda tamam. Ledler işte oldu yani, böyle duvarı doldurmadı istediğim gibi ama orada bir renk kattı, yani boş durmasından daha güzel oldu. Birazcık arada kaldım yani, beklentimin altında ama öncekinden iyi. Şimdi sırada şu saksıyı doldurmak var. Öncelikle bunun altına birazcık köpük yerleştireceğim. Monitörün köpüğü bunlar, böyle özel bir şey değil. Çöp olacağına en azından bir işe yarasın dedim çünkü direkt taşla doldurursam çok ağır olacak muhtemelen.
Evet, bambu bahçemiz de şu anda hazır. Düşündüğümden birazcık daha fazla uğraştırdı ama güzel oldu bence. Şık duruyor. Ve burada kocaman bir boşluğu doldurmuş oldu. Burası kadrajda gözüküyor mu Karan? O kadar uğraştık ama. Bizim kadrajımız bu taraf değil mi? Gözüktüğünü söyle bana. Azıcık. Bundan sonra kadrajı değiştiriyoruz. Bu taraf değil. Bundan sonra kadrajımız böyle. Sırf bunlar gözüksün diye. Bir de şey yapmam lazım bu arada. Şu şerit ledin kablosu şu an buradan böyle çok saçma bir şekilde iniyor ama bunu böyle uzatıp şuradan büyük ihtimal böyle köşeden falan indireceğim ve rengini de duvarla aynı renge boyadığımda büyük ihtimal bu bambular onu gizler yani böyle dikkat çekmez. Şimdi bir ağacım daha var. Bu ağaç ne ağacıydı unuttum. Değişik bir ağaç. Bir şey diyeceğim, bunu koymaya yer kalmadı galiba. Nereye koyacağım ben bunu? Masanın üstüne koyarız onu gerekirse. Tasarımcı ürünü. O kadar tezat gözüküyor ki şu an abi. Çok kötü oldu. Hiç olmadı yani böyle biraz falan değil. Hiç olmadı. Neyse şunun bir yapraklarını düzelteyim ben. Yaprakların çoğu da kopmuş ama hepsi elimde kalıyor. Bu videoda doğru giden şeylerin sayısı kaç? İlk gün hiçbir şey yoktu. Ondan sonra Harun'un fıtığıyla başladık. O andan itibaren hiçbir şey düzgün gitmedi. Evet, fena olmadı bence. Ama nereye koyacağız bunu? Bence bu güzeldi. Onun yerini değiştirmeyelim. Bence çok saçma oldu ikisi yan yana ama. Atma ya, ben onları toplamaya uğraşacağım ya. Evet, şimdi gelelim şu muhteşem kutuya. Nasıl? Hiç bu kadar havalı RGB ışık gördün mü? Şu an içerisini göstersene, duvarları göstersene. Evet, bunlar şu anda piyasada alabileceğiniz en güçlü şey ışıklardan, ne deniyordu bunlara, tüp ışıklardan olabilecek en güçlü setlerden bir tanesi özetle. Mesela ev komple mavi mi gözüksün istiyorum? Basıyorum. Bunları tabii bir yerlere yerleştiriyor olacağım mesela buraya. Şuradaki şerit ışığın yapamadığı şeyi bakın tek başına nasıl yapıyor. Atıyorum buradaki botanik bahçemi aydınlatmak istiyorum. Bunu buraya koyuyorum. Yeşil rengi veriyorum. Alın size mezarlık yeşili. Sizin ilinizde de öyle mezarlıklar var mı? Bursa'da birkaç tane mezarlığı böyle yeşil aydınlatmışlar. O kadar korkunç gözüküyor ki. Gece böyle girmezsiniz yani böyle. Olabilecek en kötü tercih bence mezarlığı yeşil renk yapmak. Yetmedi mi? Dediniz ki bu duvar böyle boş gözüküyor. Artık değil. Yetmedi mi? Dedim ki her yer yeşil ama benim yüzüm değil. Hop bir tane de böyle çaprazıma koyuyorum. Yüzüm de yeşil. Yetmedi mi? Yetti abi, yetti. Bu merdivenlerin burası çok mu boş hissettiriyor? Hop bir tane de buraya koyuyorum. Olmadı. Niye olmadı? Oldu mu? Kamerada oldu mu? Kamerada oldu. Bunları arka plana koyar mıyım bilmiyorum. Koyarım muhtemelen. Atıyorum şurayı bence kesin aydınlatırım. Yani bunlar daha çok böyle sizin görmeyeceğiniz yerlerde olacak ışıklar ve istediğim yere hareket ettirebildiğim için bir de pille çalışıyorlar. Hani bunları bir yerlere gizleyeceğim ben. Siz hiç görmeyeceksiniz ama etkisini göreceksiniz. Konuş bakalım. Bak mesela kamp yaparken bunu açacağız. Ne şey mi? Ateş efekti mi? Aynen. Ama kadrajda bak şimdi şu an kadrajda gördüğün için o şeyi hissetmiyorsun. Ama şöyle sadece yüzüme vurduğunu düşün uzaktan. Burada böyle alev yanıyormuş gibi. Bu da havai fişek. Havai fişek mi? Polis falan mı bu? Havai fişek. Evet, şimdi şöyle bir baktığımda eksiklerim bir. Bence buraya bir tane daha monitör gelmesi lazım. Büyük ihtimal bununla aynı boyutta bir tane daha monitör ekleyeceğim buraya. Yani figür mügür bir şey koyayım diye düşünmüştüm ama birazcık renk katması için sonuçta burada istediğim görseli açabileceğim için bir monitör daha iyi olur diye düşünüyorum. Belki bir de şuraya şöyle 3-5 tane tablo olabilir. Ve çok ucuza arka planı kapatmış olurum. Ya çok büyük ihtimalle bu arada bu sefer şey koymayacağım arkaya. Öyle büyük bir televizyon koymayacağım. Çoğunuzun çok hoşuna gidiyor biliyorum fakat o televizyonla birlikte ışık ayarlamak aşırı zor. Çünkü karşısına koyduğunuz her şey televizyonda yansıyor. Televizyon açısına girmeyecek açılardan bir şeyler koymaya falan uğraşıyoruz. Ya da arkasında Harun hareket ediyor mesela. Televizyonda gözüküyor onlar falan. Her şeyi yansıtıyor. Dert. Neyse bu haftalık bu kadar. İlginizi çeken ürünler varsa açıklama bölümüne linklerini bırakıyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilir. Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkileştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.